Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere LWC komponentleri nasıl oluşur, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, onlarla alakalı kısa bir video çekmek istiyorum. Şöyle, LWC'de biliyorsunuz bir proje oluşturduğunuz zaman sol tarafta görüyorsunuz. Burada Force APP'nin içinde force.com'dan geliyor. Force APP'nin içinde biliyorsunuz oluşturduğunuz class'lar, auralar, bütün hepsi burada dosyalar halinde kaydediliyor. Bunun içinde LWC diye bir folder'ımız var. Bir dosyamız var. Bunun içine girdiğiniz zaman sizin oluşturduğunuz komponentler burada gözüküyor. Komponent dediğimiz küçük modüller diyelim. LWC'nin modülleri. Burada komponentleri oluşturuyorsunuz. Daha sonra onları deploy yaptığınız zaman Org'da kullanabiliyorsunuz. Yani Org'a gidecek olursak şöyle hemen Org'u açıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi boş bir sayfam var. Ama normalde şöyle açarsan görüyorsunuz bu dikdörtgen içindeki her şey bir komponent sayılıyor. Daha önce de göstermiştim. Şöyle servise gitsek hepsini değiştirmiş olabilirim. Şurada gördükleriniz hepsi komponentler. 3 tane komponentimiz var. Hatta edit page'den gitsek yeni bir komponent eklesek daha iyi olacak. Burada sol tarafta görüyorsunuz standart komponentler var. Bunları biz oluşturmuyoruz. LWC ile oluşturduğumuz komponentler ise şuraya giriyor arkadaşlar. Şurada custom görüyorsunuz. 15 tane komponentim var. Komponentler buraya geliyor. Yukarıda gördüğünüz gibi standart komponentler var. Buna benzer komponentler oluşturuyorsunuz ve bunları LWC ile yapıyorsunuz. Ve daha sonra sayfalarınızı biliyorsunuz. 3 tane sayfamız var. Ana sayfamız var. Biri application sayfası, app page, home page, bir de record page var. Onları daha önce anlatmıştım. Şimdi tekrar edebilirim. Ama öncelikle isterseniz standart komponentlerden bir tanesini sayfamıza koyalım ve görelim. Ne var mesela? List view var. List view biliyorsunuz oluşturduğunuz objektin içindeki rekordları gösteren listeler var. Bunu kullanarak gösterebilirsiniz. En yukarı koyuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani seçip taşıyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Şu anda bir list view'umuz var. Ama hangi object olduğunu seçmek istiyorsanız sağ tarafa gelmeniz gerekiyor. Burada object ismini seçebiliyorsunuz. Diyelim ki account'u seçmek istiyorum. Ondan sonra burada tabii ki bazı ayarlar var. Kaç tane rekord görmek istiyorsunuz? 10 diyorum mesela. Bu şekilde bunu save edip geri gittiğiniz zaman arkadaşlar şunu göreceksiniz. Standart bir komponent eklemiş olacaksınız sayfanıza. Görüyorsunuz en yukarıda bizim bir standart komponentimiz var. Oluşturduğumuz custom komponentler ise istediğiniz yere ekleyebiliyorsunuz. Bunlar aşağıda gelir. Benim oluşturduğum custom komponentler, yukarıdaki ise standart komponent. Bu komponenta böyle bir giriş yaptıktan sonra şimdi komponentla alakalı dikkat etmeniz gereken neler var onları söylemek istiyorum. Ben yine sayfamı açayım. Burada açık kalsın. Yaptığımız komponentleri bu YouTube sayfasının içine koyacağım. Bu bir app page. Bu application sayfasının içine koyacağım. Şimdi komponentlere gelirsek arkadaşlar. Şu anda hiçbir komponentim yok. Yeni bir dosya, yeni bir proje açtım. Komponent nasıl oluşturuluyor? Birinci olarak onu görelim. Ve bunu oluşururken nelere dikkat ediyoruz? İkincisi bu. Üçüncüsü ise bu komponent nedir ve içinde neler var? LWC'nin üzerine gelerek sağ tıkladıktan sonra aşağıda Create Lightning Web Component menüsünü göreceksiniz. Böyle bir seçenek var. Buraya tıklıyorsunuz. Daha sonra size diyor ki bir komponent ismi girin. Evet, burada dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi, komponentlarımız her zaman küçük harfle başlaması gerekiyor. Yani diyelim ki my component şeklinde yazmak istiyorsanız her zaman küçük harfle başlamanız gerekiyor. Bu
Birinci dikkat etmeniz gereken nokta. Küçük harfle başlıyoruz. 2. Sadece alfanumerik ve underscore karakterlerini kullanabiliyorsunuz. Yani underscore kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde bir komponent oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Underscore'la başlayabiliyorsunuz ya da herhangi bir yerinde underscore koyabiliyorsunuz. İkincisi alfanumerik olması gerekiyor. Üçüncüsü unique olması gerekiyor. Eğer daha önce böyle bir komponent oluşturduysanız aynı isimle yeni bir komponent oluşturamıyorsunuz. Dördüncüsü arada boşluk olmaması gerekiyor. Şu şekilde boşluk bırakarak bir komponent oluşturmayın. Onu da kabul etmiyor. Boşluk olmasın. Beşincisi kesinlikle underscore'la bitmesin. Hani başlayabilir, arada olabilir ama underscore'la bitmemesi gerekiyor. Üçüncüsü de ard arda iki tane underscore olmaması gerekiyor. Şu şekilde ard arda iki tane underscore olmaz. Hani underscore'la başlıyorsanız hiçbir zaman ard arda iki underscore kullanmayın. Dördüncüsü ise dördüncüsü belki beşincisi dash kullanmıyoruz. Ya my dash component şeklinde kesinlikle yazmayın. Bu şekilde yazmıyoruz. Genelde şöyle yapıyoruz. Genel olarak şu şekilde yazıyoruz. Küçük harfle başlıyoruz. İki kelime kullanıyorsak ikinci kelimeyi büyük harfle yazıyoruz. Bu şekilde yazarsak daha iyi olur. Şu anda ben my component diye bir component oluşturuyorum. Enter'a basıyorum. Bana diyor ki nereye kaydetmek istiyorsunuz? Gördüğünüz gibi force app main default lwc'nin içine koymak istiyorum. Onu seçiyorum. Şu anda komponentumuz oluştu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bizim komponentumuz burada my component şeklinde oluştu. Peki ikinci olarak bu komponentin içinde neler var? 1. Aynı isimle, dikkat edin arkadaşlar bu çok önemli. Aynı isimle mycomponent.html sayfamız var. Yani gerçekten bir HTML sayfamız var. Daha önce HTML çalıştıysanız neden çalıştığınızı burada hatırlayabilirsiniz. HTML sayfamız var. İsterseniz açalım bakalım. Şu şey iki kere tıklarsanız açılıyor. HTML sayfamız var. İçi boş. Aynı isimle, tekrar ediyorum. Aynı isimle bir JavaScript sayfamız var. CS ile CS uzantılı bir JavaScript sayfamız var. Ama isim aynı. İsim tamamen aynı. Üçüncüsü mycomponent.js meta XML diye bir sayfamız var. Yine aynı. İsmi aynı görüyorsunuz. Mycomponent, mycomponent. Bütün isimler aynı arkadaşlar. Dikkat edin. İsimler aynı. Bunları siz oluşturmuyorsunuz. Component oluşturduğunuz zaman bunlar kendi oluşuyor arkadaşlar. Bunlar kendi oluşuyor. Ama benim demek istediğim şey şu. Eğer siz bir sayfa oluşturmak istiyorsanız, yeni bir sayfa oluşturmak istiyorsanız ki oluşturabiliyorsunuz, aynı isimle yapmaya dikkat edin. Mesela ne oluşturabilirsiniz? Diyelim ki geliyorum, üzerine tıklıyorum, My Component üzerine New File diyorum. Diyelim ki bir CSS dosyası oluşturmak istiyorsunuz. Aynı şekilde My Component nokta CSS şeklinde oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Eğer siz aynı şekilde yazmazsanız bunun için oluşturduğunuz CSS class'larını tanımaz. Onunla alakalı da küçük bir örnek göstereceğim şimdi. Bir, dördüncüsü bu. Aynı isimli olması gerekiyor. Beşinci olarak bir dosya daha ekleyebiliyoruz. Bu dosyamızın adı yine bir file'dan bahsediyorum. Aynı isimli my component. Şu şekilde my component nokta svg dosyası oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da oluşturalım. Şu şekilde bir svg dosyası oluşturabiliyorsunuz. Yani dosyalarımız bunlar arkadaşlar. Kesinlikle dikkat etmemiz gereken şeyler ne arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Bütün isimler aynı. Görüyorsunuz. Hepsinin ismi aynı. Farklı bir isimde. Hiçbir şey yapalım. Sadece uzantıları farklı. Buna dikkat edelim. Şimdi isterseniz küçük bir örnek yapalım. My Component içinde template. Bu zorunlu arkadaşlar. Bunu kesinlikle silmeyin. Bu zorunlu. Diyelim ki ben bunun içine bir şey yazmak istiyorum. Bir division oluşturmak istiyorum. HTML olduğu için bütün HTML elementlerini
kullanmaya çalışabilirsiniz. Bazıları support olmasa da çoğu support oluyor. Mesela division'ı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir division oluşturdum. Bunun içine diyelim ki I am learning LWC şeklinde bir şey yazalım. Şu şekilde görüyorsunuz yazdık. Şimdi burada demek istediğim şu, bir sonraki videolarda zaten bütün konuları tek tek çalışacağız ama burada isimlerle alakalı bir şeyi göstermek istiyorum. Şimdi ben böyle bir şey yazdım. Şimdi my component JS içine şuradan başlıyor arkadaş, şu parantezlerin içine. Diyelim ki name yazdım. Name diye bir variable oluşturdum. Bunun içine de işte ne dedik? Engin Başvur dedik. Bu şekilde oluşturduğunuz zaman, bunu kullanmak istediğiniz zaman hiçbir şekilde bağlantı kurmanıza gerek yok. Yani JS JavaScript dosyamızı HTML'e bağlamanıza gerek yok. Çünkü bunların isimleri aynı olduğu için ve aynı folder'ın içinde oldukları için, aynı komponentin elementleri oldukları için kesinlikle birbirine bağlamanız gerekmiyor. Ama bunu siz normal HTML dosyalarında yaptığınız zaman, yani diyelim ki LWC'den bağımsız olarak farklı bir ortamda çalıştığınız zaman, siz bir JavaScript dosyasından bazı ifadeleri, yani bazı fonksiyonları, bazı oluşturduğunuz her şeyi kullanmak istediğiniz zaman HTML dosyasının içinde bağlantıyı kurmanız gerekiyor. Daha önce çalıştıysanız görmüşsünüzdür. Bir link şeklinde bir bağlantı kurmanız gerekiyor. Burada bunu yapmanıza gerek yok. Burada oluşturduğum name'i ben çok basit bir şekilde arkadaşlar HTML'in içini kullanabiliyorum. I'm learning LWC. Şimdi şunu değiştirelim. Şöyle yapalım. Herhangi bir variable'ı kullanmak istediğiniz zaman süslü parantezleri kullanıyorsunuz. İçine variable'ın adını yazıyorsunuz. Name. Şimdi ne oldu? Engin Başlık is learning LWC olsun. Şimdi ne yaptık? Biz JavaScript'in içinde oluşturduğumuz bir variable'ı çok basit bir şekilde my component HTML'in içinde kullanmış oldum. Gördüğünüz gibi şey yapmadık. Siz söyleyin. Hiçbir şekilde bir bağlantı oluşturmadım. Direkt içinde kullandım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yaparken niye bağlantıya ihtiyaç duymuyoruz? Onun cevabı bütün dosyaların aynı component içinde, aynı folder içinde olması ve isimlerin aynı olması. Yani siz bu JavaScript'in ismini değiştirirseniz, my component yerine my component 2 yazarsanız onu tanımaz arkadaşlar. O şuradaki name süslü parantez içinde yazdığınız name onu tanımaz. Yani buradan gelip bunu almaz. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi şu. Diyelim ki my component içinde CSS içinde bir class oluşturmak istiyorsunuz. Yani nokta dediniz ya da sadece hani division diyelim. Div dediniz. Süslü parantezleri açtınız ve bazı şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Mesela ne olabilir? Color. Color diyorsunuz ki işte blue olsun. Ondan sonra diyorsunuz ki background'u da değiştireceğim. Background color da ne olsun? Antik olsun. Okay, antik white. Ondan sonra font size'ı değiştirmek istiyorsunuz diyelim ki. Font size'ı da diyelim ki ne yapmak istiyorsunuz? Large yapmak istiyorsunuz. Bu şekilde değiştirdiniz. Şimdi normal şartlarda siz normal bir CSS dosyasında oluşturduğunuz herhangi bir class'ı siz HTML dosyasında kullanmak istediğin zaman, dışarıda oluşturduğunuz bir class'ı başka bir sayfanın içinde kullanmak istediğin zaman yine bir bağlantıya ihtiyacınız var. Bir bağlantı kurmanız gerekiyor. Normal HTML ve CSS'ten bahsediyorum. Başka ortamlarda yapınca yine VS Code'la yapabilirsiniz ama LWC'nin dışında ki şeylerden bahsediyorum. O zaman bir bağlantıya ihtiyacınız var. Ama burada hiçbir bağlantıya ihtiyacınız yok. Class'ı kullanmanız yapmanız gereken tek şey division'in içine class bile oluşturmanız gerekmiyor şu anda. Çünkü biz genel bir ifadeyle division'a CSS oluşturduk. Eğer bu biliyorsunuz standart olduğu için class oluşturmamıza gerek yok. Ama diyelim ki şöyle bir şey oluştursaydım nokta main div şeklinde bir class oluşturmuş olsaydım. Buna da diyelim ki ne diyelim? Color oluşturduk, font size oluşturduk. Font weight oluşturalım.
Buna da diyelim ki bol diyelim. Diyelim ki böyle bir class oluşturduk. Bunu direkt HTML'de division'ın içine class olarak ekleyebiliyoruz. Şu şekilde. Buna ne diyoruz? Oluşturduğumuz isimle main div. Main div. Evet. Main div şeklinde yazabiliyoruz. Yani tekrar ediyorum. Normalde siz bu class'ı burada kullanabilmeniz için bu sayfayla CSS sayfasını birbirine bağlamanız gerekiyor. Ama burada bu bağlantıyı yapmamıza gerek yok. Çünkü CSS dosyasının adıyla HTML dosyasının adı olduğu için ve aynı komponentin içinde oldukları için birbirleri arasında bir ilişki var. HTML JavaScript sayfasını tanıyor. HTML yine CSS sayfasını tanıyor. Birbirleri arasında bir bağlantı var. İsterseniz şimdi bunu deploy yapalım. Deploy yapmadan önce biliyorsunuz meta XML sayfamızı düzeltmemiz gerekiyor. Bunu true yapmamız gerekiyor birinci olarak. Ondan sonra target oluşmamız gerekiyor. Yani nerede kullanabiliriz şeklinde. Target oluşturuyorsunuz şu şekilde. Daha sonra target'ın içine tek tek target'ları yazıyorsunuz. Diyelim ki target ne diyelim? Lightning. Evet burada isterseniz direkt kopyalayıp yapıştıralım. Şu şekilde Lightning App Patch'i hedefliyoruz. Yani biz oluşturduğumuz komponentu şu anda sadece Lightning App Patch'in içinde kullanabiliyoruz. Eğer siz bunu Home Patch'te kullanmak istiyorsanız aynı şekilde bu şekilde bunları ekleyip App Patch yerine Home Patch, ondan sonra App Patch yerine burada Record Patch yazmanız gerekiyor. Şu şekilde yaptığınız zaman bütün sayfalarda bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem App Patch'te hem Home Patch'te hem de Record Patch'te kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu deploy yapıp görelim. Şimdi deploy yapıyorum. Sağ tıklayıp deploy yapabiliyoruz. Deploy yapalım. Daha sonra sayfamıza kullanalım. Şu anda Edit Page yaptıktan sonra Custom komponentlardan oluşturduğumuz komponenti kullanabiliyoruz. Aşağı doğru geliyorum. My Component görüyorsunuz hemen buraya geldi. En yukarı koyuyorum. Save diyorum. Sonra geri gidip sayfamda bunu görüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Engin Başvurk is learning LWC oluşmuş, kalın olmuş. Yani demek istediğim şu. Biz hiçbir şekilde sayfalar birbirine bağlamadık ama isimleri aynı olduğu için hem CSS'ten hem de JavaScript'ten HTML dosyası değerleri alabiliyor. Bu şekilde bir video oluşturduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.